Göksu Serdar Kurucu'nun bu röportajı bence çok, çok önemli. iyi olmuş, çok da güzel olmuş. Aslında ben de merak ediyorum. Ellerine sağlık. Kilise cenahı bu olayı nasıl yorumlamış, nasıl görmüş ve ne hissediyor? Çünkü biliyorsun terörün ana amacı nedir? Korku, kaygı ve panik yaratmak. Ve ben olay olduğu andan itibaren aslında soruşturmayı adım adım da takip ediyorum, izliyorum. Yani gerçekten de polisimiz muazzam ve zamanında doğru hamleler yaptı. Ve... Devletin bütün kademeleri, İçişleri Bakanlığı anında müdahale, <laughs> e, hemen e, Adalet Bakanlığı hemen olaya müdahale oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o da hemen olaya dahil oldu ve ilgili taraflarla hemen görüşmelere başladı. Dolayısıyla bir yandan soruşturma, muntazaman devam ederken diğer yandan da diplomatik görüşmeler, temaslar anında. İşledi ve süreç devam etti. Yani e, şu, şu da çok önemli Göksu. Hani sen mi dedin ya hani birileri tiyatro oynuyor, istihbarat oyunları var. İşte biz bu işin neresindeyiz? Gerçekten Türk istihbarat Birimleri de kendini muazzam bir şekilde geliştirdi. Yani böylesine önemli kritik bir e, suikast eylemi var, bir cinayet var ve anında e, kameralar incelendi, kişilerin kimlikleri tespit edildi ve o kişiler kaçtıkları noktada bulunduğu tespit edildi ve yakaladı. Yani eskiden tiyatro oyunları, bu beşinci kol faaliyetleri dediğimiz, psikolojik harp dediğimiz, terör oyunları dediğimiz oyunlara Türkiye halkı, devleti ve millet olarak biz yabancıydık. Biz böyle şeyleri bilmiyorduk, toplum da bilmiyordu. Ve istihbarat birimlerimiz de maalesef yeterince yerli, milli ve organik değildi ve e, motive değildi açıkçası. Ve birileri geliyordu ülkede tiyatro oynuyordu. Birileri geliyordu Türkiye'de bir takım faaliyetler yapıyordu ve biz bunu anlayamıyorduk. Ama şu an öyle değil. İstihbarat birimimiz muazzam çalışıyor. Sadece yurt içinde değil bakın. Yurt içinde değil. Yurt dışında nokta operasyonlar yapıyor. Nokta operasyonları yapıyor. Artık Türk istihbarat birimleri dünyanın her noktasında varlar ve her sahada varlar. E, dolayısıyla yani bu öyle vatandaşına İyat, çok boyun büyük... var ya bak lafını kesiyorum boyun başka ülkede tutara onu söyleyeyim yani. Tabii. Bu oyunu Biz şu olayı çözememiş olsaydık, şu olayı ve şu süreci böyle dinamikleriyle, tüm dinamikleriyle muazzam bir şekilde yürütememiş olsaydık bugün farklı şeyleri konuşuyorduk. Yani e, ve gördünüz yani bir röportajı hep birlikte izledik. Yani kilise cenah diyor ki endişemiz yok, korkumuz yok, kaygımız yok. Devlet bütün birimleriyle, imkanlarıyla yanımızda olduğunu anladık, hissettik diyor. <laughs> yani terörde Ana vermesi gereken mesajı bu eylemle verememiş ve e, gariban bir insanı canından etmişler. Peki bir, Burada bir ekleme miyim? Ekleme mi? alayım Sayın Servi ve Sayın yakın ya da iki var. tane büyük haber ajansı bu haberi kaldırdılar. Manşetten vermişlerdi. Operasyon ellerinde patladı. Yabancı haber ajansı. Bizim istihbarat çok kısa sürede yakaladı. Emniyet istihbarat belli ki ya da işte bir tane neyse büyük haber ajanslarına haber sildirdiler şu an. Sildiler. Evet, iki tane isim vermeyeyim ben. Büyük, dünyanın en büyük ikisi bir ana manşetten kaldırdı. Yok uçurdu haberi. Diğeri de biz zaten bunu bilmem o şeyin telegramına dayanarak vermiştik. İşitin dedi. Yakalanmasaydı. İşte niyat e, hocamın eski söyledik e, devletin son dönemdeki söyledikleriyle ilgili bunun ispatı. Burada bir şey söyleyeyim. Bu durur mu dediniz ya biter mi bu operasyonlar? E, şunu söyleyeyim. Türkiye FETÖ'yü temizledi. İçeride var ama askeri, yargı, vergi, emniyetli önemli ölçüde temizlendi. Hendek operasyonlarıyla içeride PKK'yı temizlendi. İstanbul'da kurtarmış bölgeler vardı, temizlendi. Gezi Park olaylarının kitleye bizim toplumumuz söylemiyorum. Arka planda yabancılarla işbirliğinde olanlar yakalandı. Bence bu da temizlenecek. Başka bir şey kalmadı zaten. Şu an toplumun içine kılcal damar olarak sızmış. Ee, yabancı istihbarat aparatları olma ihtimali yüksek. Bence gözlemliyorlardır. İzleyin. Çünkü mevcut gördüğüm kadarıyla istihbarat yapılanması buna müsait. Te temizleyecekler. Ama sosyal medyada devam eder. Ben de ne diyorum? Sosyal medyaya çok bak bakmayın. Şeye, yani oradaki bu tip kışkırtmalara bak bakmayın. Dışarıya çıkın. Güllük gülistanlık. Bizim toplumumuzun sağda, soluda ortası da hatır gönül sahibi güzel insanlar. Bunun kıymetini bilmek lazım. Peki. Ya Göksu yani bir Coşkun Peki. Hocam seni bir saat 1'de yayına almayacaklar herhalde bugün konuşma hakkını. <laughs> 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 Biraz <Bugünlük gülüyor> Limitini tam Hayır, burada. Hayır o kadar burada izinlik bitirmek izinlik için. <laughs> ben haber müdürümüz <laughs> Sarıkan'a bir mesaj atayım müsaadenizle kadar buradan Yok, bir, akşam bir, yayına davet etsin Bir bir, bir cümle her <laughs> yani kritik olduğu için affına Bak biz yakın zamana kadar kadar var ya inan apartmanlarda köylerde kentlerde yandaki komşumuzun dinine mezhebine alevimizin hiç bilmezdik biz bunları ya türktü kürttü birileri bize bunları ısıtıp ısıtıp getirdi ve iş bu noktaya geldi ve oyunu onun üzerine kurmaya çalıştılar ama Allah'a şükür başaramadılar ha bedel ödedik kayıp verdik ama şu an artık o oynanan oyunların ne maksat oynandığını iyice ezberledik öğrendik ve artık oyuna gelmiyoruz dolayısıyla o hoşgörü Anadolu'da hep var o az önceki dinlediğimiz işte e, din görevlisinin söyledikleri de bunu teyit eden hadiseler. Biz zaten güvendeyiz. hani Aslında demek istediği o. Ve devletin bütün kurumları da anında devreye girerek o güveni zaten e, olduğunu hissettirdiler karşıya. Ve az önce işte Abdullah Hoca'nın bahsettiği oradan zaten araya girmek istedim. İki tane medya kuruluşunun manşeti geri çekmesi, bunun ellerinde patlaması işte bu alınan tedbirler neticesinde gerçekleşti. Bir daha da konuşmuyorum. <laughs> <laughs> <Beni> de... <laughs> Estağfurullah Biz Sayın Selvi ile Sayın Yakıncıyı da dinleyeyim sonra tekrar geleceğim bakın unutmadım sizi Şimdi Sayın Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde aynı karanlık senaryoları sahnelemeye çalışıyorlar 27 yıl önceki gizli el devrede ifadelerini kullanmış 28 Şubat'ı örnek göstererek Şunu soracağım dini değerler ve milli hassasiyetler yeniden mi kaşınmaya çalışılıyor? Hiç şüphe yoktur. Yani bunlar bir tehdit oluşturulmak istendiğinde işte ona göre örgüt, ona göre eleman, ona göre sembolik mekanlar seçiliyor. Bunlar da çok özenle seçilmiş yerler. İşte biz 28 Şubat sürecinde Göksan'ın ben o zaman bir televizyonun muhabiriydim. Biz 28 Şubat'ta, 10 Kasımlar'da ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları'nda Anıtkabir'deki törenler için... Bir ekip hazırlardık. O ekip neydi? Bir canlı yayın ekibiydi. Bir de meczubu takip edecek ekip hazırlardık. Niye? Mutlaka bir meczup çıkardı orada. Artı Cumhuriyet bayramlarında mutlaka Ankara'nın sokaklarında özellikle de Çankaya'da aczi mendiler ellerinde büyük asaları, sarıkları ve sakallarıyla o gün Ankara'da dolaşırlardı ve insanları tahrik ederlerdi. Yani... O süreçler maalesef layık aydınlarımıza yönelik e, suikast girişimleri, Sivas Madımak olayları gibi o süreç Türkiye'yi bir karanlık bir tünele sokmuştu. Şimdi de çok simge olarak mekanlar seçiliyor. İşte Anıtkabir gibi, cami gibi, kilise gibi. Ya dünyada ve bu işi yapanlar da ya akli dengesi yerinde olmayan insanlar çıkıyor, ya meczuplar e, çıkıyor. Meczuplar araya araya ya camiyi buluyor ya kiliseyi buluyor. Yani meczup rahatlamak için başka eğlence mekanlarına gitmesi gerekirken bizde de nedense ya Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk aleyhine slogan atıyor, ya camiye geliyor imamı öldürmeye kalkışıyor. Bunlar hiç tesadüfi şeyler değil. Burada tabii şey çok önemliydi. Yani papalık vekilinin yaptığı bu açıklama çok kıymetli. Evet böyle bir olayla bir e, karanlık bir süreç başlatılmak isteniyor, bir kaos süreci başlatılmak isteniyor. Ama ona karşı hem Hristiyan dünyasının önde gelen bir isminin yaptığı bu sadığıyla açıklama önemli, hem de bu sürecin yönetilmesi çok önemliydi. Yani bu olay faili meçhul kalsa ve bu olay karşısında bakın Sayın Cumhurbaşkanı hemen devreye girdi e, ve Hristiyan dünyasının temsilcilerini aradı ardından bakanlar açıklama yaptı. Muhalefetin de hakkını teslim etmek gerekiyor. İktidarıyla, muhalefetiyle tüm Türkiye siyaset kurumu bu olayın karşısında çok net bir tavır ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanı bu konuda açıklamalar yaptı. Ne oldu? Bu tür zamanlarda karanlığı aydınlatmak için bir mum yakmak gerekiyor. O mumu yaktığınız zaman yani bir ışık olduğu zaman karanlık aydınlanıyor. O açıdan bu sürecin yönetilmesinde de çok sağduyulu olarak hareket etti. Bence evet Türkiye'ye bir süredir ya Suudi Arabistan'daki oynanacak süper kupa maçından dahi bir şeyler çıkarmaya çalıştılar ama ne oldu? Milletin sağduyusuyla bunlar bir bir akamete uğratılıyor. Devam edecek bu. Yani ben bunun kesileceğini düşünmüyorum ama en büyük şeyimiz 28 Şubat sürecinde Göksanım ve, e, veka, e, vesayet unsurlar çok güçlüydü. Yani bir olay olur, bakardık biz meclis koridorlarına şimdi asker hangi bildiriyi yayınlayacak? Ne konuşacaklar? Ya da efendime söyleyeyim, layık aydınlar ne diyecek? Basın ne yapacak? Ne olurdu? Herkes bu olayı üzerinden demokrasiye onu bir tehdit olarak kullanırdı. Niye? Çok güçlülerdi. Siyaset kurumu çok zayıftı. Yani Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında böyle askerlerin önünde şeyler yığıl olurdu. Karşısındaki siyasilerden hesap sorarlardı. Ama şimdi o Türkiye yoktur. Yani vesayet kurumları temizlendi. FETÖ gibi yapılarla mücadele sürüyor. En büyük şansımız o. Yani bu insanlar 12 saat içerisinde yakalanıyorsa bu bir tesadüf değil. Bakın ee işte Rus Büyükelçisi öldürüldüğünde neler yaşadık? İşte Rus uçağı düşürüldüğünde neler yaşadık? Uludere olayında neler yaşadık? Niye? O zaman FETÖ denilen bir yapı sistemdeydi ve doğrudan Amerika ile CIA ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik operasyon çekiyorlardı. O açıdan şimdi tek devletin olması ve siyasi iradenin güçlü olması bu olayların aydınlatılmasına vesile oluyor. Halkımız da çok sağduyulu gerçekten. O nedenle bunlar devam edecek. Ama şunu söyleyeyim. Bunu bir slogan olarak söylemiyorum. Süreçleri yaşamış birisi olarak görüyorum. Başaramayacaklar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar. Peki. Sayın Yakınca sizinle devam edelim. Şimdi bu e, emperyalizm müdahale doktrinleri var. Yani tasallut altına almaya çalıştığı, yönlendirmeye çalıştığı ülkelere, bölgelere yönelik müdahale doktrinleri çeşitli müdahale tipleri. Onlardan bir tanesi içeriden müdahaledir. O doktrinlerden biridir. Literatüre geçmiş bir şeydir bu. Ne demek içeriden müdahale? Türkiye özelinde bakarak da söyleyeyim. Belirli bir darbe mekaniğinin çalıştırılması ya da bir iç müdahale mekanizmasının harekete geçirilmesi. Neyi kastediyorum? Ülkenin bir normal iklimi vardır. Yani normal bir toplumsal iklimi vardır. Normal bir siyasi iklimi vardır kendince bir az çok oturmuş bir demokrasisi vardır. Kendi yolu rotası vardır, ekonomisi vardır. Öyle bir noktadan müdahale edersiniz ki ucu yavaş yavaş bir krize doğru gider ve ülkeyi siz istikrarsızlaştırırsınız. Yani rayından çıkan bir trene çevirirsiniz. Çok iyi başarılı olursanız olay mesela Ukrayna'ya kadar dönebilir ya da Suriye'ye kadar dönebilir. Bir iç savaş çıkar, 5-6 parça olabilir. Şimdi bu doktrinleri çalıştırırken, bu mekanizmayı çalıştırırken içeride kimi kullanır bu yabancı güçler? Açık söyleyelim ya hep böyle biraz da müstehsi konuşuluyor dış güçler diye ama evet adlı adınca ben dış güçlerden bahsediyorum. Dış Yani Türkiye'li olmayan ama Türkiye'ye müdahale etmek isteyen güçler. Bunlar ne kullanırlar? İki tane ana unsur vardır kullandıkları. Biri Nihat Bey çok güzel söyledi. Hep böyle yani az buçuk akıldan noksan, biraz meczup, biraz böyle hatta bazen de mesela sağ örgütlerde, sol örgütlerde, efendim dini motif yüksek örgütlerde biraz böyle hani serden geçti tipler vardır. Kahramanlık arayan tipler. Onları bulurlar. Yani meczup da olabilir, böyle de olabilirler. Onları kullanırlar. Birincisi yani bunlar öncelikle bunlar kullandıkları meczuplar ya da tetikçiler. Ama bir ikinci kadro daha gerekir bu işin başarılı olması için. O ikinci kadroya kullanışlı aptallar deniliyor. Bunlar efendim sivil toplum örgütlerinde yerleştirilir ya da vardır. E, i̇lla birinin maaşlı adam olmasına gerek yok. Onun için adı kullanışlı aptal. Farkında bile değildir neye hizmet ettiğinin. Basında vardır, medyada vardır. Efendim bazen siyasetin içinde vardır. Şimdi mesela bugünkü olayla ilgili bir örnek vereyim. Bakın bu stüdyoda konuşan herkes ne kadar aklı selim konuşuyor değil mi? Hepimiz aynı noktaya davet ediyoruz. Bir röportaj izledik orada da öyle devletin efendim iktidar, muhalefet herkes aynı şekilde konuşuyor. Ama mesela isim vermeyeceğim. Basın mensubu bir arkadaşımız bir televizyon kanalında çalışıyor. yazdığı da çirkin bir ifade olduğu için birebir tekrar etmeyeceğim ama şunu kastediyor yazdığı. Diyor ki işte diyor devleti böyle yönetirseniz sonucu bu olur diyor. Bak 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 olayı yakalamış. Yani Türkiye'de bir kilise içinde yapılan bir provokasyon saldırısının sorumlusu olarak ülkenin Böyle yönetilmesi. Onu da şöyle diyor hatta dindar nesil diyor. Yetiştirmeye kalkarsanız sonuç bu olur diyor. Ya ne alaka sen nereden kurdun bu alakayı arkadaş? Bu arada yani gazeteci falan da değil sonradan türedi bitip analitik kabiliyeti de olmadığı için kullanışlı aptal. Çünkü analitik kabiliyetiniz varsa olayları analiz edersiniz. Sebep sonuç ilişkileri kurmaya çalışırsınız. Dersiniz ki efendim burada mesela öncelikle haber merkezlerine bakarsınız. Haber merkezleri demin anlatıldığı gibi çok kritik bazı detaylara sahiptir ve şeytan o detaylarda gizlidir. Onları görürseniz ha bir dakika dersiniz. Burada bir başka bir oyun dönüyor. Bunu anlayabilirsiniz. E onlara bakmazsanız kafanızda bazı ezberler var. Analitik kabiliyetiniz de yok. Zaten bir de siyasi angajmanınız var. Her şeyi bir fırsata çevirmek istiyorsunuz. Hiç umrunuzda değil yani söylediğim söz yaptığım hamle ülkeye faydası mı olur, zararı mı olur? Hepimiz aynı toprakta, aynı toplumda yaşıyoruz. Çocuklarımıza iyi bir şey mi olur, kötü bir şey bunları düşünmezsiniz. Şap oraya bir laf yapıştırırsınız. Ne oldu? Efendim biraz maaşınız arttı. 3-5 tane takipçiniz oldu. Azıcık alkış topladınız. İşte onun için size kullanışlı aptal denir. Bu İngilizce tabir. Yani useful idiots diyorlar yani. İngilizcesi var bunun. Sosyolojiye girmiş yani. Bilme girmiş. Bu iki, iki, unsur bu mekanizmayı çalıştırır. Bir yerde bir tetikçi, bir efendim sergerde bir başı bozuk. Öbür tarafta o başı bozun yaptığı eylemden kendince bir sonuç çıkaran, oradan kin, nefret tohumları ekmeye çalışan veya veya o an için bir ajandası var. Mesela yerel seçim geliyor diyelim. Orada bir şey yakala, bir balık yakalamak istiyor. Ona hizmet, ona hizmet edecek bir çıkarım yapmak isteyen kullanışlı aptallar çıkar. Bu ikisi olay bulanık kaldığı müddetçe bakın olay bulanık kaldığı müddetçe bunlar ekmek yerler o işler ve mekanizma çalışır. Olay aydınlatılırsa çalışmaz. Şimdi hangi olaylar? Siz çok güzel bir tabir kullandınız değil mi? Kırmızı çizgiler dediniz. Evet doğru her toplumda kırmızı çizgiler var. Üç aşağı beş yukarı dünya toplumları da birbirine benzer. Bizim toplumumuzda farkı değildir. Mesela biz devletimizin kurucusu olan, İstiklal Harbimizin başkumandanı olan Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bu toplum hassastır. Toplumun genel hassastır. Bu siyasetin üzerinde olan bir konudur. Mustafa Kemal e de diyor ki eleştirenler de hassastır onunla ilgili. Onun hatırasıyla ilgili hassasiyeti vardır. E, Bayrakla ilgili herkes hassastır. Çünkü zaten bir tane bayrağımız var. İstiklal Marşı hassasiyetimizdir. Çünkü bir tanedir ve bizim kurtuluşumuzu sem sembolize eder. Dini değerlerimizin tamamı hassastır. Çünkü doğrudan vicdanımızla ve fikir hürriyetimizle ilgilidir. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla fikir hürriyeti de hassastır. Mesela fikrimizi ifade etme e, ee, önüne birisi geçerse değil mi? Biz, siz bir mitingden dönüyorsunuz. Bir tane adam çıkıyor karşınıza. Vay sen niye o lafı söyledin ya diyor. Adam sana bir yumruk atıyor. Ağzını burnu kanatıyor. Şimdi bu hepimizde infial oluşturur. Bir dakika ya deriz burası özgür bir ülke. Sen ne yapıyorsun? Ya da camideki bir eylem hepimizde infial oluşturur. Anıtkabir'deki bir eylem hepimizde infial oluşturur. Bir de böyle bazı böyle toplumda gerçekte var olan zemini olan ama zannedildiği kadar büyük olmayan sorunlar vardır. Onlar da amplifiye edilir. Yani bir büyüteçle büyütülüp topluma yansıtılır. Toplum mühendisi denen şey bu. Örnek vereyim. Göçmenler şunu yapıyor. Bunu, mesela bazı şeyler var. İnternet sayfaları var. Adını da söyleyeyim mesela. Bir tanesi kaçak göçmen sorunu diye utanmadan böyle bir isim koymuş. Sosyal medya hesabı açıyorsunuz. Zannedersiniz ki Türkiye'de her saat başı bir Suriyeli, efendim bir Irak'lı, bir muhacir bir hırsızlık yapıyor, cinayet işliyor, af buyurun tecavüze yelteniyor. Öyle zannediyorsunuz. E orada öbür Takipçisi de... çok mu? Aa olmaz daha olur mu? mu? Bir de bu tip şeyler daha fazla ilgi çekiyor. Çünkü affedersiniz yalan haber ve sapkınca şeyler olduğu için daha fazla insanlar ilgi duyuyor. Bir yandan bakıyorsunuz suç istatistikleri var. Devletin istatistikleri, baroların istatistikleri. yani devlete güvenmiyorsanız sivil toplum kurullarında istatistikleri var. Onlara bakıyorsunuz anlatıldığı kadar bir şey yok ortada. <laughs> Ama oradan bir infial oluşturmayı başarıyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir yerde bir mahallede toplanmış insanlar. Vay efendim işte bir çocuğa şöyle yapılmış böyle. Konuyla da ilgisi yok bakın. Gerçekte olayın kendisi de yok hatta. Bir anda bir infial, bir linç girişimi. Orada bir kaos oluşacak. Orada hemen oraya emniyet müdürü, kaymakam vesaire müdahale etmezse o olayın büyüme ihtimali var mı? Var. Orada siyaset yapanlar var. Devam edelim. Mesela çok basit bir konu gene. Bir tane ekip çıkmış, bir çete İzmir'de sokak hayvanlarını yakalıyor, kedilere işkence ediyor. Bir, bir, de onun üzerinden küfür ediyor, hakaret ediyor, şehitlere hakaret ediyor, her şeye hakaret ediyor. Böyle herhalde artık satanist midir nedir böyle bir tuhaf bir grup. Burada sosyal medyaya koyuyorlar. Şimdi düşünün masum bir can yani siz ona kötülük yapıldığını gör, gör, gördüğünüzde bütün insanlar isyan ediyor, infial oluşuyor. Onu neyle birleştiriyor biliyor musunuz? Bir tane de başıboş köpek sorunu diye bir sayfa yapmış. Bakın o göçmen sorunuyla Kaçak sorunuyla aynı isim, aynı amblem. Efendim Türkiye'de diyor son 3 ayda 57 çocuk köpekler tarafından öldürüldü. Hayda. Bakıyoruz ben gazeteciyim ben bakıyorum. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Çocuk köpekten kaçarken araba çarpmış bir şey Yani bir sorun var bakın sorun yok değil. Bir sorun var ama o sorun öyle kaşınıyor ki. Zannediyorsunuz ki Türkiye'de terör esiyor. Bu çok önemli bir konu. Hükümet aciz. Efendim belediyeler aciz. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Öldük bittik mahvolduk. Bir de oradan toplumu ikiye bölüyor. Bir tarafta hayvanları sevenler, bir tarafta sevmeyenler. öyle bir saçmalık yok ya. Saçmalık yok yani Türkiye'de herkesin pozisyonu belli. Türkiye'nin makulü belli zaten. Ben ben şu konuda çok çok güzel bir noktaya geldiniz. Sanki hayvan seven Aydın Hayvan sevmeyen aydın değilmiş evet. gibi bir algı da yaratılıyor. Yani ya e da hayvan bile, seven... Orada bile evet, politikası var. Evet orada vardır. bile böyle sanki Şimdi, hayvan seven tamam, bak. demokrasiye düşkün... Öyle bir şey yok. Bunlar yalan evet. dolan işler. Çok bak. enteresan evet. değil evet. mi? Evet. Bu, bu oradan, bile, oradan bile oradan bile sanki ayrıştırılıyor. Tabii. Çatışma ve evet. ayrıştırma. <laughs> buradan yani Türk o kadar iyi bir noktaya getirdiniz Türk toplumu hayvanı sever. Zaten bu toplum sever. Bir problem yok. ...hayvanların popülasyonunu çok arttığı yerlerde sıkıntılar var. var. O teknik bir konu zaten ya. otur o teknik konuyu konuşuruz. Yani bu şöyle bir konu değil ya Bunu konuşurken bile böyle o kadar ha, hassasmışız bravo. gibi böyle Neden? ince... Çok ya artmış. ben aslında hayvan... Bakın bu tamam, çok güzel çok... bir yere geldiniz. Ee, tamam, Yayında evet. bunu tartışırken güzel. bile ben hani böyle... Tamam. Acaba nereden tutsam bunu nasıl yanlış anlaşılmasak da yani sanki kolay. burada biz çok bu, e, çok ayrışmışız gibi çok evet. zıtmışız gibi bir algı var. Falan yok. Herkes, e, evet. herkes şaşabilsin. Mesela şöyle bir, şey. şöyle bir olay vardı. E, sokak hayvanları artık öyle bir hale gelmiş ki çeteleşmişler. Ataköy'de bir iş insanına saldırmışlar ve adamı parçalamışlar. Biz o haberi verirken bile korktuk. Değil mi? E, hayvanseverler aman biz yanlış anlarda bize saldık, bizi işte. hedefini alırlar mıydı? Yani tamam. Olay kriminal kriminal tamam. bir hale gelmiş tamam. ama onu bile anlatamaz hale gelmiş. Anlatamıyorsun. Topluma öyle bir hale soklar ki ya hayvanı seveceksin, ya da hayvan düşman olacaksın. Şöyle bir şey tamam. yok. Güzel. Bak. Ya ben şöyle söyleyeyim, yani güzel. hayvanların kontrolsüz üremesinden e, çok ciddi bazı hastalıklar çıkıyor. Bunu bile böyle dile getiremiyoruz. Bu hayvanların <laughs> uygun. <yapmak gülüyor> tam, iyi bence yeri hassas hastalıklar. Şey. Hayır, sadece bu değil. Abi. Araya kısa bir bilgi ver. Yani çok sanki burada bile çok farklıymışız gibi. Göz bir araya bilgi kısa bir bilgi vereyim. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya. Biraz 15 daha. dakika içerisinde evet. hazırlık yapılıyor. Şu an 15 dakika sonra. E, açıklama yapacak. Tamam devam edeyim o zaman. Mesela şu konudan hemen şunu söyleyeyim. Bakın bunlar teknik konular. Yani siz herhangi bir problemi toplumda yaşanan problemi önünüze alır konuşursunuz. Ama bu problemi teknik bir problem gibi değil de. Hı. Mesela bir dernek kurdunuz. Güvenli sokaklar diye dernek kurdunuz. Yalan yanlış haberler servis ediyorsunuz. Sabahtan akşama kadar da topluma korku pompalıyorsunuz. Bu şunun gibi. Efendim Türkiye'de Hristiyanlar öldürülüyor. Türkiye'de bütün cemevleri bombalanıyor. Yani şimdi Cem evlerine saldırı yapıldı mı? Yapıldı. Şimdi siz onu nasıl verdiğiniz, nasıl algıladığınız önemli. Nasıl elinize aldığınız önemli. Türkiye'deki hayvan popülasyonunun artması ile ilgili problem belli mi? Belli. Yapılması gereken hayvanların kısırlaştırılması, kısırlaştırılması. O zaman siz neyin davulunu çalıyorsunuz? Madonna ve Bruce Willis tweet atmıştı Gezi Park olaylarında. İstanbul'da cesetler... var. Tamam, diye. bravo. Yani Bu, o şekilde servis ederseniz o bir bakıyorsunuz toplumda herkesin anlaşabileceği bir konu. Hepimizin hemfikir olabileceği bir konu bir anda bir ayrıştırma malzemesi haline geliyor. Şimdi bakın bu çok basit bir örnek değil mi? Bu kadar basit bir örneği bile kullanabiliyorlar. Uyanık olmak lazım ama şu topluma da çok güvenmemek lazım. Hep konuşuldu ya şimdi bakın. İyimser laflar ediyoruz yani. onu söyleyeyim. Efendim biz hoşgörülü bir toplumuz. Biz çok anlayışlıyız. Bakın doğru öyleyiz ama hoşgörü anlayış kondisyoneldir. Koşullara bağlıdır. Allah korusun bir fitil bir yerden ateşlenip tutarsa bakın Suriye'de hoşgörülü bir toplumdu. Yani Suriye toplumu hoşgörüsüz müydü? Çok doğru. Ukrayna hoşgörüsüz müydü bakın? Onlar da hoşgörülüydü. Ama onlar bakın ne hale geldiler. Onun için burada özellikle devletteki yetkililere, muhalefette siyaset yapan insanlara, bizler gibi gazetecilere, yani toplum önünde olan insanlara çok büyük görev düşüyor. Biz vazifemizi yapıyor, vazifemizi yapıyoruz. Abdülkadir Bey demin çok güzel bir şey söyledi. Bakın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın Episkopos'u araması, e, Vatikan vekilini araması, geçmiş olsun demesi, yani devletin en üst kademesindeki kişinin biz bunlara müsa müsaade etmeyeceğiz demesi, muhalefetin buna tepki göstermesi, İçişleri Bakanı'nın birinci derecede olayla ilgilenmesi ve polisimizin saatler içinde failleri yakalaması bunlar ne gösteriyor biliyor musunuz? Biz hoşgörü denen şeyi koruyacağız. Çünkü bunu yapmazsanız hoşgörü kalmaz. Bakın bu olay Allah korusun yani böyle bir olay iki defa tekrarlanır, üç defa tekrarlanır. Bir bakarsınız bir operasyona dönüşür. Tıpkı işte zirve kitabevi gibi, Santoro gibi, rah rahmetli arkadaşımız, meslektaşımız Hrant Dink'in başına gelen gibi bir anda patlayıverir. Bir bakarsınız arkasından Türkiye'ye bir operasyon çekiyorlar. Olayın ucu gelir demokratik sistemin sekteye uğratılmasına dayanır. Olayın ucu gelir çoluk çocuğun Efti püften mevzularla birbiriyle kavga etmesine, toplumsal karmaşa oluşmasına gelir. Olayın ucu gelir şuna dayanır. Mesela bakarsınız bir belediye başkanımız var. Gene bu seçimde aday yani övünülecek bir şeymiş gibi göçmenlere yaptığı su zammını anlatıyor. Diyor ki ben onlara diyor 20 kat koydum şeyi diyor. Şimdi bunlar övünüyor. Neden? Ne yaptın? Bu şekilde göçmen kaçıracak. Halbuki şunun farkında değil. Ya o su parası falan göçmenin umurunda değil. Adam kalkar. Eşyasını toplar, yükler bir kamyonete, komşu vilayete gider, öbür vilayete gider. Asıl senin yaptığın kötülük şu: sen toplumun kafasına, insanların zihnine ayrımcılığı, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını sokuyorsun. Asıl büyük kötülük bu. Onun farkına varman lazım. Sen siyasetçisin. Yoksa sen orada suzan mı yapmışsın? Efendim, onların nikah ücretini beş kat arttırmışsın. Ne olacak? Adam muhacir zaten, vatanından olmuş. İki tane döşeğiyle yaşıyor adam yani. Yükler motosiklete, öbür kasabaya gider, öbür vilayete gider siyasetçilerimizin muhalefette olsun, efendim iktidarda olsun. Bizlerin ağzımızdan çıkan her cümleye dikkat etmemiz lazım. Bir de dediğim gibi böyle ortalıkta mesela şimdi bu olaylar 3-5 olur hemen bir bakarsınız Hristiyanların haklarını koruma derneği diye bir şey çıkar. Hayda ne yaparsan yap. E, dernek kurmak serbest. E, demokratik bir ülke burası. Demokratik sistemin istismarına yol açacak şeyler çıktılar oluşabilir burada. Onun için herkes bir işini iyi yapacak. Ne demek işini yapacak? Herkes Sayın İçişleri Bakanı'na örnek alsın. Herkes baksın. İş öyle yapılır. Yani açıklamayla, kınamayla falan değil. Bak gitti yakaladı polis. Adamları ensesinden tuttu getirdi. Birincisi bu. İkincisi herkes ağzından çıkan lafı tartarak söyleyecek. Çok dikkatli olacak. E, şeyler içinde geçerli bu. Bakın Sayın Episkopos da röportajda nasıl konuşuyor? Ne kadar dikkatli cümleler. Çok sade kurduğu toplam 5-10 tane cümle ama 5-10 tane cümle dünyaya böyle balyoz gücünde bir mesaj veriyor. Diyor ki burada biz Türkiye'de rahatız. Bizim bir problemimiz yok. Peki bu gerçek mi? Bu gerçek. Bakın gerçekten bunun bunun abartılı bir tarafı yok. Ben bu insanlarla sayın episkopos dahil olmak üzere bir Hatay seyahati yapmıştık bir zaman deprem sonrasında ziyaret için. Türkiye'nin bütün dini liderleri gelmişti. Beyoğlu Belediyesi düzenlemişti. Haydar Ali Bey sağ olsunlar. O zaman gazeteci meslektaşlarımız biz de orada bulunduk. Yahudi cemaatinin çeşitli temsilcileri, efendim Hristiyan cemaatinin çeşitli temsilcileri, çeşitli çeşitli mezhepler, onların çeşitli kiliseleri hepsiyle ben tek tek bir tek bir seyahatte görüşme imkanı buldum ve hepsinde aynı havayı gördüm. Özellikle son 10 yılda Türkiye'de inanç özgürlüğü dünyanın başka bir yerinde görülmeyecek denli güzel bir şekilde yaşanıyor bakın. Yani özgürlüğü iyi demiyorum, güzel diyorum. Biz çok güzel bir şekilde yaşıyoruz bunu. İnanmayan da kiliselerimizi, havralarımızı, camilerimizi Ziyaret geçir, eden. kendi gözleriyle görsün.